Şimdi Momino ile ilgili şunu söyleyeyim. Gittim yüz yüze konuştum. İki saat Önder Bey de yanındaydı. Beraber konuştuk. O anlattı, biz anlattık. Ve ondan sonra da konuşmaları devam ettirmek için menajeriyle arkadaşlar yürütecekler. Fakat basın bir acayip. Diyor ki biz daha hiç para konuşmadık. Onu söyleyeyim ben. Hiçbir konu o gelsin, bu gelsin, o oldu, bu, konuşmadık. İhtiyaç, kendisi söyledi. Ben dedim maçı, Konya maçını seyrettim dedi. Biz söylemedik yani, kendisi söyledi. Ben bakıyorum dedi. Bir aday telefonla konuşmuş. Bir bizim şu andaki mevcut başkan menajerleri göndermiş. Kendi menajeri Portekizli olduğu için onun menajeriyle konuşuyormuş. Üç tane şey. Ondan sonra fakat televizyonu dinledim. Akşam bakmam da öyle bakayım dedim. Diyor ki 12 milyon kendisi alacak. 3 milyon da gelecek insanlar alacakmış. 15 milyon. İşte bu 15 milyon ona verilir mi? E sana ne? Allah Allah. Ya de ki kardeşim 15 milyon bütçeyi bulabiliyor. Bak basın şudu. Basına bir sallayacağım da gelecek soruya. Anlatayım ondan sonra sallayayım. Bak şimdi. Diyor ki o onu anlatıyor. Bir tanesi de seyrediyorum yine bir televizyonda akşam bu geç ofisten gittik arkadaşlarla çalıştık biraz. Diyor ki Beşiktaş'ta 3 tane antrenör varmış. İşte birisi bir hoca, bir hoca, bir hoca. O diyor ki bu hoca olmaz diyor. İşte genç diyor ne kazanmış bilmem. Öbürü diyor ki onu tutuyor. Ya bu gelsin böyle olur Beşiktaş'ta. Ya siz yönetici misiniz? Siz yönetici misiniz ya? Siz basınsınız ya. Basın dersiniz bak şu 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 antrenörler var. Kamuoyu onu değerlendiriyor. Ona yorum yapıyorlar. Ha, şeyin yöneticilerinin yerine yönetim o az paralı o çok paralı. Tamam şimdi bunlar konuşuyorlar. Ya böyle basın olmaz ya. Çok değişmiş basın. Vallahi çok da acayip şeyler oluyor. Şimdi Mourinho konusuna geri döneyim. İkiye ayrılmış gibi böyle bahsediyor. Bir kısmı gelsin kavga ediyor. İşte şöyle yapıyor. Onları bir gösteriyorlar televizyonda falan. Öbür tarafta diyor gelirse iyi olur. Şu ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Adamı geldi mi yok da. Bir şey yok ortada yani. Konuşuyoruz. İkna edersek anlaşırsak şartlarda ikna olmuş da yani şartlarda anlaşırsak gelecek. E ama siz bırakmıyorsunuz ki. Adam buraya hepsi, takip ediyorlar hepsi. Arabistan'a gitmiyor. Gözünüz aydın olsun. Basın. Adam gitse zaten çoktan gider. Paraya ihtiyacı yok adamcağızın. Adam gitti şey neydi Bahreyn'e, Kuveyt'e. Kuveyt'e değil mi? Bu Suudi Arabistan'da Bahreyn'e gidiyor. İki tane konferans verecek. 2,5 milyon dolar. Anlayın. Sevgili basın. Devam yani. Ya, vallahi yapmayın Allah aşkına. Olumlu olun. Olumlu olun. Bundan önce basındakiler bilirler. Murat Varga abimiz var. Tamam bizim ailenin dostudur büyüklerimizin. Amerika'ya gitmiş gelmişti. Üç tane şey vardı. Neydi? Üçlü bayan oynuyordu bir filmler şeye. Farah bilmem ne. Ha Charlie Melekleri. Dedi ki ya televizyonda o bayanlardan bir tanesi çok yaşlanmış. Ya dedi sunucu dedi. Kadını öyle bir met ediyor ki zannedersin 18 yaşında. Tamam mı? Ya böyle olmalı basın ya. Basın hep karalıyor. Neyse sonra konuşacağız yine bunları. Geçelim. Biz bu hafta oynanacak hem Final Four hem de Galatasaray maçı için takımlarımıza başarı diliyoruz. İnşallah kazanırlar. Kazanırlar. Ve bu Obradoviç'i de yazıyorlar, söylüyorlar. Hiç konuşmadım. O boşta 3 aydır, 4 aydır, 5 aydır konuşmadım yani. Tamam. Gelenler gidenler selam gönderiyor. Biz de gönderiyoruz. Antonio gayet iyi ya. Yani iyi olan şey bozulmaz. İyi olanı bozarsanız yanlış yaparsınız. Onun için şu anda her şey iyi. Kötü olursa o zaman bakılır. Şu anda çok iyi. Tebrik ediyorum yani. İnşallah şampiyon olurlar. Bir de bu Mourinho meselesindeki benim düşüncem şu. Yukarıda olan
bir şey olduğu zaman sizi yukarı çeker. Ama aşağıda olan bir şey oldu mu sizi yukarı götüremez. Bununla ilgili misal. Roberto Carlos geldi buraya. Transfer etti arkadaşlar, gittiler getirdiler. Geldi, konuşma sohbet yapıyoruz. Biz dedi Avrupa'da final oynarız. Bizim aklımızda falan yok yani, final öyle bir kelime yok. Biz dedi şampiyon da oluruz dedi. Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi oynayacağız ya. Bunu bütün oyunculara da şey enjekte etti. Herkeste bir hava oluştu. Ya biz yaparız, ederiz. Inter, efendim söyleyeyim şey, PSV, işte sonra Chelsea, Sevilla. O motivasyonla oldu. Yani buradaki amaç gelen insanın Avrupa şampiyonu, Avrupa'nın işte birkaç ülkesinde kupalar kazanmış, başarılar elde etmiş bir insanın gelmesi, takım iyi, Fenerbahçe iyi. Fenerbahçe'nin ihtiyaçları var. Tamam, iki tane, üç tane, beş tane en fazla oyuncu alırsınız. Ama takımımızın bir nüvesi var, iyiliği var. Ama başına insanlar lazım. Onu yönlendirecek, güçlendirecek insanlar lazım. Ben olaya böyle bakıyorum. Parasal olarak da herhangi bir sıkıntı yok. Bu yönetime teklifim. 9 Haziran'da seçim olacak. 9 Haziran'a kadar Mourinho'nu bekler mi beklemez mi? O da bir soru işareti. Tamam. Eğer onlar da Mourinho ile ilgili çalışmayı düşünüyorlarsa, Sayın Divan Başkanı Şekip Mostovoğlu'na rica edeceğim. Bizden Mourinho ile menajeriyle yürütecek olan konuyu yürütecek arkadaşlarla, onlar da kimi yürüteceklerse versinler. Beraber gitsinler. Beraberce Mourinho ile imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benle devam. O seçilirse onunla devam. Ve biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi de taahhüt ediyorum. Hadi. Hadi bakalım Fenerbahçe'de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu banka borcunun halledilmesi lazım. Dün herkes seviniyordu. Dolara şeye döndük diye. TL'ye. Bugün de ters durum var. Çünkü %50 daha üzeri faizler var. 3,5 yazdıkları kitapçıklar, 3,5 milyar borç gözüküyor bankalara. Bunu çözmemiz lazım. Yoksa %50 faizleri ödeyemeyiz. Zor. Ama onu da çözeceğiz. Onu söyleyeyim yani. Onu muhakkak ilk alacağımız işlerden bir tanesi o. Bu personelle ilgili Fenerbahçe'de ben 98'de başkan olduğumda geldiğimde 120 arkadaş vardı. Genel kaptanlar vardı. Hiçbirini işten çıkarmadım. Hiçbirini atmadım.